dünya ve memleket meselelerini sizler için konuşuyoruz. Biz soruyoruz, yöneticiler, siyasiler, patronlar, sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve toplumun önde gelenleri yanıtlıyor. Gazeteci yazar Hediye Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Arka Plan programı gündemi belirleyen konu ve konukları ile her pazartesi saat 18'de Mercan TV'de. Merhaba sevgili Mercan TV izleyicileri. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Bu hafta önemli bir gündemde önemli bir konuğum var. Sayın Meral Akşener'in liderliğinde başlatılan Değişimin Ana Gücü Hareketi'nin Mersin ayağını konuşacağız. Hedefleri, amaçları konuşacağız. Konuğum Mahmut Özsavran, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla geldiniz aslında. Çok şükür, evet. O ülkenin gündemi çok yoğun ama bizim en önemli aslında konumuz da hem muhalefet hem iktidar. Evet. Bu anlamda Sayın Meral Akşener'in önemli tespitleri var, hedefleri evet. var, idealleri var. Siz de bu evet. çalışmanın Mersin ayağında üstlendiniz, görev aldınız, emek verdiniz. Neler yapıyorsunuz, nasıl yola çıktı, neden yola çıktı böyle bir hareket? Önce onu soralım biz. Evet. Yani Meral Akşener neden yola çıktı? Öncelikle bizlere bu imkanı sağladığınız için hem Mercan TV ailesine hem de Haberci gazetesine çok teşekkür ediyorum ilginizden, alakanızdan dolayı. Yine ufak bir açıklamayla devam edeyim. Sayın Meral Akşener'in kuracağı partinin ülke genelinde herhangi bir resmi görevlendirilmesi henüz yok. Henüz yok. Böyle bir görevlendirme de şahsım da arkadaşlarım da almış değiliz. Ancak bizler yaklaşık 21 aydır Sayın Meral Akşener'in öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adaylığı sürecinde sonrasında Türk Milliyetçileri hayır diyor Mersin platformu olarak kampanyasında, evet hayır yani referandum kampanyasında Sayın Akşener'in yolunda, izinde biz desteklerimize devam ettik. Şimdilerde bir parti kurulma süreci var. Ve bu parti kurulma süreci içerisinde de yine Sayın Akşener'e elimizden geldiğince Mersin'de arkadaşlarımızla beraber çok büyük bir destek çaba olma. İçerisindeyiz. Bir katkı sunmak istiyoruz. Bir çaba veriyoruz. Bir destek olmak istiyoruz. Ama bu herhangi bir şekilde bizim Mersin'de işte şu veya bu görev noktada beklentisi. Olduğumuz hayır anlamına gelmiyor. Böyle bir şeyde de değiliz. Ama verilirse de yapmaya hazırsınız. Şimdi efendim bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz yegane şeylerden bir tanesi şudur. Görev beklenilmez. Herhangi bir şekilde bir adaylığımız söz konusu değildir. Ancak Sayın Meral Akşener ve kıymetli dava arkadaşları bizlere Sayın Özsavran şöyle bir görevi biz size tevdi ediyoruz. Bu görevi yapmanız gerekiyor dedikleri takdirde de elimizden geldiğince hem Sayın Akşener ve ekibine hem de Mersin'e ve arkadaşlarımıza layık olabilecek en iyi çalışmayı, en güzel çalışmaları da yapabilecek çok şükür kabiliyette, yetenekte olduğumuzu da düşünüyorum. Bunun için de görevden kaçmayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ederiz. Tabii biz de sizi bu yolda, bu ideale hani emek verenlerden bir isim çok, olarak. Çok 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 teşekkür ederim. Hepsi adına sizi çağırdık çok, aslında. Çok çok teşekkür ederim. Neden yola çıktı efendim bu hareket? Şimdi efendim bu hareketin yola çıkış sebebi şu. Malumunuz şu anda ülkede siyasette büyük bir tıkanma var. Şimdi bunu kabul etmemiz gerekiyor. İnsanlar farklı farklı sıkıntılar içerisinde. Bir takım insanlar mevcuttaki siyasi iktidara destek veriyorlar. Destek verirken yani başka bir destek verecek yer var da onun için mi yer var da oraya vermiyoruz da ondan mı buraya veriyoruz evet. gibi sorularla karşılaşıyoruz. Yani kısaca vatandaş yani destek verebileceğimiz, oy verebileceğimiz başka bir yer yok, başka bir seçenek alan yok diyorlar. Ve insanlar da siyaseten şu anda zaten daralmış, sıkışmış bir bölgedeler. Ve siyaset yapamıyorlar. Siyaset yapabilecek alan bulamıyorlar kendilerine. Şimdi birçok biz tabii vatandaşımızdan, kardeşimizden, arkadaşımızdan bunları işitiyoruz. Yani insanlar diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz oy veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi elinden geldiğince tabii
ana muhalefet görevini üstlenmeye çalışıyor. Ama karşıdaki iktidara herhangi bir şey yapamıyor. Yani herhangi bir iktidara yönelik bir hamlelerinden sonuç alamıyor. Etkili bir vuruş yapamıyor. Yapamıyor. Milliyetçi Hareket Partisi deseniz, şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin mevcuttaki yapısı, durumu ortada. Bununla alakalı herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Yani orada da beklenilen bir umuda ulaşılabilmiş değil. Şimdi şu anki mevcut iktidarla alakalı da insanlar dayatmacı bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Sindirilmiş pozisyondalar, korkutulmuş pozisyondalar. Korku imparatorluğuna dönüşen. Evet, yani bunu insanlar söylüyor. Bu bizim iddiamız değil. Bugün çok basit, ben buradan yerelde ve ulusalda tüm iktidara bir şekilde seslenmek istiyorum. Lütfen sokağa çıkın, vatandaşı dinleyin ama siyasi kimliğinizle çıkmayın. Bakın tekrar ediyorum, bu çok önemli. Siyasi kimliğinizle çıktığınız... Tekbili kıyafetle. Evet, aynı. Siyasi kimliğinizle çıktığınız takdirde oradan alabileceğiniz cevabı siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ama siz sade bir vatandaş olaraktan bugün gidin herhangi bir kahveye oturun lütfen. Herhangi bir insanların bir arada olduğu birçok yere gidin. Bir dinleyin. Bakın size neler anlatıyorlar. Korkmadan. Bakın size neler anlatıyorlar. Bakın size neler anlatıyorlar. Yani bunları biz tabii biliyoruz. Bunları bizim bildiğimiz gibi, bu bizim şahsi gördüklerimiz ve bildiklerimiz, tabanda yerelde gördüklerimiz. Ama insanlar bir arayış içerisinde, insanlar bir alternatif arıyorlar. Bakın yapılan birçok kamuoyu araştırması var, birçok anket var. Bu anketleri elbette Sayın Meral Akşener ve kadroları, kurmay heyeti takip ediyorlar. Elbet biz de takip ediyoruz. Şimdi bakın insanlara mikrofon uzatılıyor veya tabletlerle araştırmalar yapılıyor. İnsanlara yarın seçim olsa, bakın yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye bir soru soruluyor. Şıkların arasında 4 tane parti var. Bakın tekrar ediyorum, soru şu: yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Şıklar A partisi, B partisi, C partisi, D partisi. Bu vatandaşların, bakın tekrar ediyorum, %13 nokta küsürü, hiç azımsanmayacak bir rakamdır, %13 nokta küsürü biz hele bir yeni oluşumu görelim veya Meral Akşener'i bir dinlemek istiyoruz veya Meral Akşener'in kurulacak partisinden sonra diyerekten bir cevap veriyor. Bakın şıkların arasında bunların hiçbiri yok. Yok. %13'lük bir kesim. Bakın %2, %3 seçimi demiyorum. Seçimi kazandıracak, kaybettirecek, ortada hiçbir alacak. Şey yok. Ortada hiçbir şey yok. Soru da yok. Olmayan soruya böyle bir cevap var. Bugün bu işte ülkede bir alternatif beklentisi olduğunu gösteriyor. Neden ve böyle bir başarı yakaladı? Hani böyle bir sahiplenme yakaladı? Şöyle söyleyeyim. Halkın yüzü Sayın Akşener'e döndü. Bakın bunu istiyorsanız slogan olarak da kullanabilirsiniz. Halkın yüzü Akşener'e döndü. Olay bu kadar basit. Çok net. Yani ne yaparsanız yapın, ne tür karalamalar yaparsanız yapın, bu her geçen gün Sayın Akşener'in puanını bir tık, bir tık, bir tık, bir tık yukarı taşıyor. Yani bu mücadelede Sayın rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da önemli bir mihenk taşıydı. Elbette. Onun bu elim kaza diyelim biz, hani öldürülme iddiaları hala devam eder ama işte o mücadelenin nereye kadar gidebileceğini göstermiş oldu aslında. Yani elbette. Yani siz yani de böyle bir yola başınızı koyarak çıkmış oldunuz elbette, bir nevi. Elbette. Yani kısaca konu bir alternatif beklentisi. Halkın bir başka yeni bir şey çıksın, bir şey olsun, yeni bir şey olsun. Ama bugün ana muhalefet üzerine partisi bile, lideri bile hapse atılabilir deniliyor. Evet, ki evet. Siz çok daha büyük şimdi engellerle efendim, karşı karşıya bırakılıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Doğru söylüyorsunuz. Bugün yani bu cesaret işidir. Elbette. Bugün bir ana muhalefet partisi lideri böyle bir, biraz önce söylediğiniz gibi yani bir tehdit demeyelim ama yani bir şey içerisinde. Ama Sayın Akşener çok rahat. Evet. Görüyorsunuz. Yani gümbür gümbür geliyor. Yani bu artık dip tsunami'sine benziyor. Yani bir dipten geliş var. Bu çok net ortada. Ha şunu da söylemem gerekiyor. Sayın Akşener ve arkadaşlarının ve ekibinin herhangi bir korkusu yok. Herhangi bir kaygısı yok. Çok rahatlar. Çok da ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Çok da güzel geliyoruz.
Sebebini de şöyle açıklayayım. En büyük sebebi şu. Bu bir halk hareketine dönüştü. Halk arkasında. Yani demiyor muyuz biz? Halktan sandıktan kaçılmaz. Tamam işte halktan sandıktan kaçmıyoruz biz de. Halk ve sandık kimin arkasında? İnşallah en kısa süreç içerisinde bunu hep beraber göreceğiz. Tekrar diyorum, halkın yüzü Sayın Meral Akşener'in şahsında kuracağı partiye ve bu siyasi oluşuma, bu yeni yapılanmaya dönmüş vaziyettedir. Biz bunu nereye gidersek görüyoruz. Bakın çok samimi söylüyorum. Nereye gidersek hiç fark etmez. Türkiye'nin her tarafında, bakın doğusunda, güneydoğusunda, Akdeniz'inde, Ege'sinde, Karadeniz'inde, Marmara'sında, yani İç Anadolu'nda nereye giderseniz gidin, Sayın Akşener'e halkın yüzü dönmüş vaziyettedir. Şimdi mevcut iktidar yaklaşık 16 yıl önce yola çıktığında en önemli savunduğu şey işte Türkiye'de hizmet yapılmadığı, hizmet üretilmediği, geleceğe yönelik bir çalışma yapılmadığı, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele anlamında ciddi çaba sergilenmediğini savunmuştu. Doğru. 3Y denmişti buna da. Sayın Akşener'in böyle bir vizyonu, misyonu var mıdır? Hedefler nelerdir? Bunlara da bir kısaca değinmek istiyorum. Şöyle, oradan tekrar Mersin'e döneceğim. Şöyle hemen ben onunla alakalı kısa bir açıklamada bulunayım. Tabii ki bunlarla alakalı en güzel cevapları Sayın Akşener ve kurulacak olan yeni partinin organları daha güzel cevaplar verecektir. Bizim burada herhangi bir yorum yapmamız söz konusu olmaz. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Ama temennimiz en azından evet. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir şekilde varlığını sürdürebilmesi. Tabii ki, tabii ki. Benim söylemek istediğim o değildi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Akşener şu anda çok net ifadelerle bunu söylemem lazım. Terörle bağlantısı olmayan, terör sempatizanı olmayan, adı terörün hangi noktası olursa olsun, bunun adı FETÖ olabilir, bir başka örgüt olabilir, hiç problem değil. Bunlara bulaşmayan, bunlarla ilgisi alakası zerre kadar olmayan, her insanı kucaklayan, her insanın burada yer alabileceği, merkezde bütün Türkiye'deki ne kadar gönlü iktidardan yana, gönlü bu işten yana olan, mevcutta ben de katkı sağlamak istiyorum, elimi taşın altına koymak istiyorum, ben de artık ülkenin geleceğiyle alakalı ben de söz sahibi olmak istiyorum, ben de burada yer almak istiyorum diyen herkese kapısı açık. Tamamen yani global diyelim bir siyaset şu anda güdülüyor. Herhangi bir ön yargımız veya böyle bir ketimiz yok. Bütün insanlara bizim kapımız sonuna kadar açık. Tekrar başında söylediğim gibi, yani herhangi bir terör örgütüyle veya ülkenin geleceğiyle alakalı olan ihanet kadrolarında yer almayan, efendim ülkenin geleceğiyle alakalı hainlik noktasında bulunmayan, bu ülkeyi seven, vatanını, milletini seven, bayrağını seven bu ülkede ülkemizin bir tık daha yukarıya taşınmasıyla alakalı kaygı duyan, buna emek vermek isteyen bütün vatandaşlara açık bir yapı şu anda oluşturuluyor. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunu şu an ayrıştırma, ötekileştirme aslında. Hani herkesi kucaklamak en çok ihtiyacımız olan aynen. şey. Aynen. Şu anda yapılan bütün çalışmalar bununla ilgili, buna yönelik bu şekilde çalışmalar yapılıyor. Biz tüm Türkiye'yi kucaklayan ülkenin tamamına talip, tekrar diyorum ülkenin tamamına talip olan bir yapı kısmet olursa oluşturuyoruz. Büyüklerimizden biz bunları bu şekilde deklare edildi, bu şekilde öğrendik, bu şekilde yapıldığını da biliyoruz. Çalışmalar bu şekilde. Ha burada ulusalcı olan insanlar, liberal olan insanlar, efendim aklınıza gelebilecek. Ülke kalkınması, bütün gelişmesi sadece siyasetle yapılmaz ki. Sanatçısıyla tabii yapılır, ki, iş adamıyla ki, yapılır, ki, aydınıyla ki, yapılır. Tabii ki, tabii ki. O zaman yani, bunların da olması gerekir. Hepsinin yer alacağı, tekrar ediyorum, hepsinin yer alacağı çok büyük bir aileyiz biz. Ama çok büyük bir aileyiz. Yani böyle içimizde şucu, bucu, şuraya bakan, buraya bakan, efendim şuradan gelen, buradan gelen diye bir şey yok. Herhangi bir şekilde böyle bir ayrıştırma içerisinde asla girmiyoruz. Herhangi bir şekilde biz hiçbir geçmiş siyasi partinin tabanına da talip değiliz.
Bakın, çok önemli. Bakın tekrar ediyorum, hiçbir geçmiş siyasi partinin tabanına da talip değiliz. Biz ülkenin geneline talibiz. Geleceğine talibiz. Geleceğine aslında. Talibiz. Bizim, bakın tekrar söyleyeyim, minimumunu söylüyorum size, en azını söylüyorum size, biz %50 artı 1'e talibiz. Biz öyle %13'lere, %3'lere, %5'lere, %25'lere, ana muhalefet olmaya falan filan talip değiliz. Asla. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani burada hedef ve çıkılan yol böyle değil. Ya zaten siyaset ana muhalefet olmak şey için yapılmaz. Yani öyle bir yani yok. Siyasetin anlayışına ama ters. Geçmişte örnekleriyle dolu. Yani siyaset o kadar artık yozlaştı ki geçmiş muhalefette de kalsam işte ben siyaset yapıyorum. Aynen. Geçmiş bunun örnekleriyle dolu. Ama Sayın Akşener ve Sayın Ümit Özdağ, Sayın Koray Aydın, Sayın Yusuf Alaçoğlu hocamız ve diğer büyüklerimiz, şu anda isimlerini tek tek sıralamayayım. Tamamen hedefe kilitlenmiş durumdalar. Tamamen hedefe kilitlenmiş durumdalar ve kesinlikle yani en küçük bir aklımızın herhangi bir köşesinden yani işte şöyle bir şey yapalım da biz şunun misyonu olalım da bunun devamı olalım da veya buna benzer hiçbir kelime sarf etmiyorlar ısrarla ve ısrarla. Ki yeni yakın Ankara'dan geldim. Konuşmalarım oldu. Çeşitli görüşmelerim oldu. Oradan da bu şeyleri aldık. Yani evet hanımefendinin kadroları, hanımefendinin ekibi ülkenin geneline talip. Bizlere verdikleri, salık verdikleri fikirler ve düşünceler de bu şekilde yani yerelde ve ulusalda. Biz ülkenin tamamına talibiz. Şunu da sorayım öyle yerele geçelim istiyorum. Meral Akşener'in kadın bir siyah lider olarak öne çıkmış olması aslında Anadolu için, Türkiye için bence çok yerinde, doğru bir evet. hareket. Ama siyasetin yapısına uygun değil. Şimdi biz Türkiye'deki siyasette kadını bu kadar ileride, önde. Tamam Tansu Çiller evet zamanında gördü, yaşadı bu ülke ama çok farklı. İkisinin birbirine aynı kefeye de koymamak lazım. Bakın size ben bir şey söyleyeyim. Yani yoktan var edilen şu anda bir çaba da var. Ben burada size bir şey söyleyeyim. Bu basın ve medya olarak sizi çok ilgilendirecek ve buradan da televizyonumuz vasıtasıyla da tüm Türkiye'ye bir mesaj vermiş olalım. Hanımefendinin kendi deklarasyonundandır, kendi ağzındandır. Ben size duyduğumu aktarıyorum. Hanımefendi böyle hafif de gülerek ben pasif ayrımcılık yapacağım diyor. Evet. Bakın ben pasif ayrımcılık yapacağım diyor. Bizim yaptığımız mitinglerde, toplantılarda, konuşmalarda hanımefendiler en öne alındı. Sayın Meral Akşener pasif ayrımcılık yapacağım derken hafif de böyle gülümseyerek bunu bizlere defalarca deklare etti. Bütün erkek kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hepsine saygı duyuyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum ama bizim oluşumumuzda kadınlar önde olacak. Yine bir başka bir kendi deklarasyonundan haber olarak vereyim size. Tabii bunu aslında yukarı belki yani sayın genel merkezimiz diyelim veya kurulacak partimizin genel merkezi ve oradaki organlar buna daha güzel cevap verecektir ama bizim yine duyduğumuz, aldığımız bilgiler doğrultusunda kesin olmamakla beraber ama böyle olabileceğini düşünüyoruz. Belki de bir Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Bizim kuracağımız partide bir kadın kolları olmayacak. Çünkü kadınlar siyasette olacak. Gerek duyulmayacak. Duyulmayacak. Ve %51'i kadınlardan oluşan bir hareket bu. Yani çıkış noktası bu. Bu şekil gidiyor. Zaten toplumun %50'sini kadınlar oluşturuyorken evet. yani o %50'yi nasıl evet. yok sayabilirsiniz evet. ki? Aslında dahil etsen %100 evet. zaten kazanacaksın. Yani kadınlarımız kendini belki de ilk defa temsil edilmiş hissedecek. Ve bizim ülkemizin, yurdumuzun kıyısında, köşesinde, en ücra noktasında dahi yaşayan, gönlünden, kalbinden ya ben de siyaset yapmak istiyorum ama hiç böyle bir imkan olmadı, hiç bana böyle bir imkan tanınmadı. Ya ne yapsam ne etsem de yani küçücük bir yerinden bile olsa bir iş, bu işin içine girmek istiyorum deyip de yıllarca belki de böyle hayıflanan, bekleyen birçok analarımız, bacılarımız var. O insanlar şimdi
artık çok rahatlar. Evet, kendilerinin de siyaset yapabileceği, kendilerini çok rahat ifade edebileceği çok güçlü. Çok güçlü. Yine hanımefendinin kendi deklarasyonundan cevap veriyorum. Şöyle bir şey var. Kadınlarımız kendilerini burada çok güzel ifade edecekler. Çok güzel yer bulacaklar. İstedikleri her tür siyasi ortam kendilerine şu anda açık bir şekilde hazır. Siyaset geleceği hazırlama sanatıdır aslında. Evet. Kendi toplumu. Evet. Şimdi burada kadını yok sayarak, kadını dahil etmeyerek nasıl bir gelecek yaratabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz? Evet. Nasıl bir zemin olabilir bu? Biz hanımefendinin kuracağı bu partide kadınların bizlerden, erkeklerden de bir tık önde olmasından asla rahatsızlık duymuyoruz, duymayacağız. Bizim kuracağımız partimizin genel başkanı bir hanımefendidir. Onun için kadınlarımız bizim başımızın üzerinde taçtır. Her zaman da vardır, var olacaktır. Ama bunlar daha evvelden birçok siyasi partide söylem olarak gelir geçti. Süslü vitrinler olarak kaldı, evet, biraz. Ama bu siyasi oluşumda bir söylem olarak gelip geçmeyecek. Seçim zamanı gördük ki işte listeler hazırlanırken, evet, işte göstermelik birkaç kadın aday listenin en son sıralarına serpiştiriliyorlar. Evet, burada öyle bir şey olmayacak. Burada öyle bir şey olmayacak. Yani hanımefendi, tekrar ediyorum, çok güçlü bir şekilde, çok güçlü bir kadroyla ülkenin tamamına hitap eden bir kadroyla çok böyle merkezde tamamın bütün insanları kucaklayan bir yapıyla geliyor. Burada da dediğim gibi kadınlar önde olacaklar. Kadınlar bu oluşumda çok net yerlerde kendilerini ve Türk kadınını en güzel şekilde ifade edecekler ve siyaset yapacaklar. Böyle bir ortam şu anda Türkiye'de belki de ilk defa hazırlandı. Mersin'e dönelim. Evet. Şimdi bu ortamın Mersin ayağını konuşalım. Değişimin ana gücü hareketinin Mersin'de çalışmaları nasıl gidiyor? Akşener'e, Sayın Akşener'e ilgi nasıl? Destek nasıl? Ya, çok güzel. İlçelerden başlarsak. Evet. Şimdi şöyle öncelikle bunu hemen bir söylemek istiyorum. Şimdi çok ciddi bir araştırma şirketine bir tüm Mersin'in ilçelerinde bir araştırma yaptırdım. Bir ucu Anamur Kaledran'dan, öbür ucu Tarsus Çamlıya ile üzerinden Yenice'ye kadar. Hı hı. Bu alan çok ciddi bir ekip tarafından çok güzel bir çalışma yapıldı. Neydi içeriği bu araştırmanın? Bu araştırmanın içeriği, biz öncelikle tüm Mersin'de bulunan, yani ikinci bölgesiyle, her yeriyle, tüm ilçeleriyle sorduğumuz soru: Bir alternatife ihtiyaç var mı? Hı hı. İki, bu olası alternatifte Sayın Meral Akşener'in kuracağı partide siyaset yapmak ister misiniz? Bu oluşuma destek verir misiniz? Ve diğer bir çalışmada da sanki bir siyasi parti şu an yok, biliyorsunuz. Hı hı. Ama o ilk baştaki söylediğim araştırmanın içerisine beşinci olarak da Sayın Akşener'in kuracağı partiyi de sorduk biz. Bugün seçim olsa, evet, hangi partiye oy verirsiniz? Tabii, bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz şeklinde biz bunu sorduk. Ama şıkların içerisinde bu kez Sayın Akşener var. Bu yaptığımız araştırma, tekrar ediyorum, Anamur'la Çamlıyayla arasındadır. Size tek tek, ilçe ilçe bütün sonuçları verebilirim. Ama bu şimdilik sürpriz olsun. Yine Sayın Akşener'in dediği gibi birilerinin uykuları kaçmasın. Şimdi kimseyi rahatsız etmeyelim biz. Derinden ilerleyelim, evet, diyorsunuz. Biz bir çalışmamızı yapalım. Sadece size ve buradan tüm Mersin halkına ve özellikle tüm Türkiye'ye bunu söyleyebiliyorum. Nasıl kurulmamış, daha adı olmayan, amblemi bulunmayan, kadroları dahi şu an ortada olmayan bu oluşum, hiçbir çalışma yapılmamış halde, tekrar ediyorum, hiçbir çalışma yapılmamış halde toplam Mersin'de şu anda ikinci parti çıkıyor. Çok, bakın, iyi, çok net iddialı söylüyorum. Bir rakam yani. Evet, bunları lütfen yazın. Hep beraber bunu göreceğiz.
Yani bu yaptırdığımız araştırma, bu yaptırdığımız çalışma, yani ben bu çalışma için yaklaşık bir aya yakın bir emek verdi arkadaşlarımız. Malumunuz bu alan çok büyük bir alan. Evet. Yani bunu böyle tek tek gitmek, taramak, etmek çok zor. Bir de biraz önce söylediğim gibi insanlar yani biraz çekingenler, biraz bazı sorulara cevap haklı vermek olarak istemiyorlar. Sıkıntılar oluyor. Ve biz bu yaptığımız çalışmalarda da bazı böyle çok katı kriterlerimiz oldu. Nedir? Örnek veriyorum. Arkadaşlarımızı bu şekilde yönlendirdik. Bu işin, bu ekibin başında da ciddi bu işi bilen bir arkadaşımız var. Aynı zamanda bana siyasi danışmanlık da yapar kendisi. Bu arkadaşımızın da yönlendirmeleriyle örnek veriyorum, şöyle bir şey yapıldı. Hani ben raporun nedenli kuvvetli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bu araştırmanın. Diyelim ki bu kahveye girildi. Bu kahvede bir kişiden, yani bu kahvede atıyorum 50 tane insan var. Ama bir kişiyle bu çalışma yapıldı. Aynı kahvede asla ikinci bir kişiyle yapılmadı. Yapılmaya kalkıldığında birinci iptal edildi. Yani burada bu yapılan çalışmada nerede yapıldığı, kimlerle yapıldığına varıncaya kadar çok ciddi bir çalışmadır bu. Yaklaşık 50 küsur sayfalık. Toplamda kaç kişiyle görüşüldü, hatırlıyor musun? Şöyle söyleyeyim, toplamda kaç kişiyle tamamen görüşüldüğünü bilemiyorum ama ilçe ilçe örnek veriyorum. Bir Aydıncık ilçesinde yanılmıyorsam 70 civarı diye hatırlıyorum. Aydıncık küçük bir yerdir, biliyorsunuz. Evet. Bir de insanların şu anda bu yani yaylada ve bazı yerlerde olma durumları var. Bunlar da gözetildi. Yani oradaki yapılan bu çalışmanın içerisinde hemen gidip işte 10 tane insana mikrofon ilk gelen. Hayır, öyle bir şey yok. Yani oranın yaylasına mümkünse gidildi. Yaşayanı yerlisi. Evet, aynen. Oranın çarşısına inildi. Oranın tatil merkezine, tatil beldesine gidildi. Mersinli olan, oralı olan Anamurlu ile görüşüldü. Yani Anamur'a tatile gelmiş olan atıyorum bir Konyalı ile görüşülmedi. Anladım. Ya da Anamur'a tatile gelmiş olan işte bir başka vilayetli biriyle görüşülmedi. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar da Sayın Akşener'in kadrolarına da iletildi bizim tarafımızdan. Ben bu raporu yaklaşık iki gün evvel kendilerine arz ettim. Ama bence Sayın Akşener'in de Mersin'den böyle bir beklentisi vardır. Yani bu harekete en önemli, en güçlü desteklerinden birinin de Mersin'den geleceğini bence öngörmüş olmalı. Tabii ki. Şöyle söyleyelim. Bugün bakın biz rüştümüzü evet hayır kampanyasında ispat ettiğimizi düşünüyorum. Evet işte. Artı Sayın Meral Akşener'in o halde Türk milliyetçilere hayır diyor Mersin platformu olarak Mersin'e kendisini davet ettik. Kendisi buraya geldi. Ki o günleri hatırlıyorsunuz. Evet. O pozisyonda salonda birbirini insanlar yani yer yoktu. Yer aralar kalmadı, doluydu. Hiçbir yer kalmadı ve biz gelen insanlara kapıdan özür dileyerek geri çevirmek zorunda kaldık. Biz şunu da gördük. Kesinlikle ve kesinlikle Mersin'deki sağ veya sol demeye hiç gerek yok. Bütün kesimlerden birçok insanın, sivil toplum kuruluşlarından, oradaydı, siyasi arenadan gelip hani dinleyelim ne söyleyecek. Evet. Hediye Hanım, bunların hepsine ulaşıldı. Biz bunların hepsine dokunduk. Tabii tek tek biz görüşüldü, davet edildi. Bunlarla konuştuk. Ama gelmeleri de önemli tabii ki, bir şey. Tabii, tabii sizin ki aramanız kadar. Elbette, elbette. Ama burada yani bu konuda özür diliyorum ama mütevazi olamayacağım. Yani burada çok ciddi bir ekip var. Çok Mersin ciddi bir kadro öne çıkıyor var. Yani çalışmalarıyla. Yani burada çok ciddi bir çalışma yapılıyor. O yüzden engellemeler de biraz yani yoğun yaşanıyor diyelim. Sayın Akşener'in Mersin'e gelişinde de istenmeyen bazı görüntüler ortaya çıktı. Doğru söylüyorsunuz. Sonrasında yine Mersin hareketi, Mersin oluşumuyla ilgili de yıpratmaya çalışıldı, işte bölünmeye çalışıldı, bir şeyler yaşandı ama hala dimdik ayakta duruyor hareket. Evet. Ben buradan sizin bu cümlelerinize yine devamla şöyle söyleyeyim. Biz arkadaşlarımızla beraber tamamen toparlayıcı, insanları kucaklayıcı, Sayın Akşener'in yapmış olduğunun aynısı. Biz bütün arkadaşlarımızın gayretlerine, emeklerine çok büyük saygı duyuyoruz.
Şahsımla beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımdır bunların hepsi. Biz birlik içerisindeyiz, beraberlik içerisindeyiz. Herhangi bir ayrışmamız veya herhangi bir bölünmemiz ya da herhangi bir gruplaşmamız asla söz konusu değildir. Kesinlikle biz biriz, beraberiz. Bütün kardeşlerimizle beraber Sayın Akşener'i Mersin'de ve ulusalda en iyi şekilde, en güzel şekilde nasıl temsil edilmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa biz bunun peşindeyiz, bunun gayreti içerisindeyiz. Zaten sizin sınavınız da burada başlıyor aslında. Evet. İşte şu aşamada yaşanacak bir gerilim, bölünme ya da kendi içinde gruplaşma Sayın Akşener'in bu hareketine de çok büyük darbe vuracak neden olur. Tabii ki. Öyle bir şey asla yok. Ama tabii takdir edersiniz bunu pompalamaya çalışan, bunu servis etmeye çalışan bazı gruplar, bazı şeyler vardır. Olabilir. Siyaset böyle bir şey. Ayak oyunlarıyla yapılıyor. Olabilir. Olabilir. Ama biz Allah'ın izniyle arkadaşlarımızla beraber dimdik aslanlar gibi Sayın Akşener'in ve tüm kadrolarının arkasındayız. İzindeyiz, emrindeyiz. Genel merkezin ne yapılması gerekse onu yapacağız. Oluşmasıyla sanırım ilk oluşacak kadrolardan biri de Mersin'de olacak galiba herhalde hızlı bir şekilde. Beklenti bu yönde çünkü Mersin'de. Şöyle söyleyeyim size. Mersin tabii ki bir İstanbul, Ankara, İzmir büyük vilayetlerimizden sonra Mersin, Adana, Antalya bu iller elbette Sayın Akşener'in çok önem verdiği her ile önem veriyor. Yani burada kesinlikle, hani tabii sanki ki, bu iller çok olduğu ha evet yani bir gerçektir hani. Tabii ki burada potansiyel vardır. Evet. Burası büyük bir il. Biz Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu bir ilde yaşıyoruz. Yani burası küçük bir il değil. Ve hala yıllardır da iktidara kaptırılmamış, hani muhalif duruşunu korumuş bir şehirdir. Evet, evet. Bu anlamda manidar hani. Evet. Sizde kalması manidar. Elbet, elbette. Yani şunu söyleyeyim. Mersin tabii ki Türkiye için de çok önemli bir ildir. Hanımefendi için de çok önemli bir ildir. Burada da hanımefendinin çok ciddi kadroları, çok ciddi çalışmalar yapan bir ekip ve bir arkadaş grubumuz var. Bu arkadaşlarımızın herhangi bir dediğim gibi bir ayrışma içerisinde asla değiliz. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu bile değil. Bütün arkadaşlarımıza, bütün kardeşlerimize sürece emeği geçen, parmağını kıpırdatan, bu oluşumda çaba sarf eden bütün arkadaşlarımızın hem yanındayız hem hizmetindeyiz. Yani bizim herhangi bir böyle bir ayrı baş çekmemiz veya buna benzer, hani ben de kulağıma geliyor buna benzer şeyler ama böyle bir şey asla yok. Bunlar bizi bölmeye, bizim aramızdaki bu bütünlüğü, kardeşliği bozmaya çalışma çabalarıdır. Biz bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Biz bütün kardeşlerimizle beraber bu süreçte elimizden gelen her tür gayreti hanımefendiye ve heyetine ve ekibine sunmakla mükellefiz. Biz bunları yapacağız. Ha ondan sonra elbette bu bir siyaset iddia işidir. Siyaset talep işidir. Bir şey talep edeceksiniz. Hedefiniz olacak. Yani siz eğer hiçbir şey talep etmiyorsanız, hiçbir hedefiniz yoksa o zaman özür diliyorum ama yani devam etmenize gerek yok. Yani o zaman gidin, evlenecek bir şey yok. Elbette talep eden, hedefleri olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vardır. Ama tabii biraz sabırlı olmak lazım. Bu hedeflerimize, bu arkadaşlarımızın taleplerine mutlaka cevap verilecektir. Mutlaka onlara bu siyaset yapma imkanı tanınacaktır. Talepli olan, niyetli olan arkadaşlarımıza inşallah çok başarılı çalışmalarla Mersin'de ve ülkenin tüm genelinde ciddi olaraktan bir yer edineceğimizi düşünüyorum. Zaten Türkiye aslında hani biz hizmet var gibi görünüyor ama hizmete çok aç bir ülke. Her anlamda yani ekonomisinden, siyasetine, eğitiminden, yargısına. Evet. Biz her anlamda zaten hizmete açız. Yeter ki hizmet etmek isteyen olsun. Yani o konuda büyük bir potansiyel zaten var ülkede. Hiç merak etmeyin. Çok ciddi kadrolarla çok güzel çalışmalar yapılacak. Ve tekrar ediyorum, ufuktaki iktidardır bu oluşum. Bakın tekrar ediyorum size, ufuktaki iktidardır bu oluşum. Yapılacak ilk seçimde bunun tarihini ne zamana belirlerseniz belirleyin. Biz hazırız. Ya ben bir kere Mersin olarak söyleyeyim size. Mersin şu anda Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar biz hazırız. Biz hazırız. Mersin'de evet daha oturmuş. Biz hazırız. Ha, ne zaman olursa inşallah hep beraber sonucu da göreceğiz. Biz bakın tekrar diyorum, hiç ortada partinin P'si yok.
Yani Sayın Genel Başkanımızın biz elbette Genel Başkanımız diyoruz ama gayri resmi anlamda söylüyoruz bunu. Yani daha kadroları belirlenmemiş. Daha şu anda kurucular kurulu yok. Daha şu anda partinin organları belli değil. Bir de tüyo isteyelim sizden. Hı hı. Şimdi Mersin'in 13 ilçesinin 6-7'si zaten belli bir partiden. Evet. Ama rengini belli etmeyenler de var. Evet. Şimdi yakın duranlar da var. Özellikle yerel yönetimlerde bu belli yöneticilik, idarecilik makamında oturanlardan ilgi, destek böyle henüz renkler belli değil ama isim vermeden var görüyoruz ama. Şimdi şöyle siz ne görüyorsanız odur. Ama şunu söyleyeyim size. Umut verici size, bir yapı var mı? Şunu söyleyeyim size. Yani bu iktidara gelen, iktidara yürüyen bu oluşuma kayıtsız kalmak çok amatörce olur diye düşünüyorum. Evet. Bu geliyor yani. Bunu siz bu sesi duymuyor musunuz? Yani bu tabandan gelen bu ayak seslerini, bu dipten gelen bu tsunami dalgalarını eğer zaten hissetmiyorsanız, duymuyorsanız yani benim söyleyecek çok fazla bir şeyim yok ki. Zaten ortada. Tekrar ediyorum. Ülkenin geleceğine talip. Ülkenin %51'ine, minimum %51'ine diyorum bakın size. Yani son noktası, çizginin en sıfır noktası %50+1'dir. %50+1'e talip, ona gelen, halkın tamamen kendisine, yüzüne kendisine, yani yüzünü kendisine dönmüş olan bu oluşumu görmemek, yani bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim yani. Siyaset biraz öngörü ve hani altıncı his, böyle zeka. İsteyen bir beceri diyelim. Elbette. Yani ama şunu söyleyebilirim. İnşallah en güzel kadrolarla gerçekten hizmete layık olan bu millete hizmeti verebilecek. Geçmişte hatalar olabilir. Hizmet yapmış olan bütün büyüklerimize, kardeşlerimize, abilerimize de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yapılan iyi hizmetlerin elbette yanındayız. Yani sürekli her şeye muhalif olmak da değil yani. Elbette yapılan çok şey var. Ama ha yeterli midir? Daha iyisi yapılabilir mi? Daha iyisi. Zaten. Bizim iddiamız bu. Daha iyisi, daha fazlası, daha güzeli, daha yenisi. Yani mutlaka bir şeyler yapılması lazım. Eğer siz diyorsanız ki biz mevcutla devam edelim, mevcut kadrolarla, ama dünya mevcut değişiyor, yapıyla. Çağ değişiyor. Böyle bu bir mümkün şey olamaz. Değil. Böyle bir şey olamaz. Efendim programın da sonuna geldik. Süremiz bitti. Evet. İkinci bir programın sözünü alalım biz şimdiden size. İnşallah. Sayın Meral Akşener liderliğinde başlatılan değişimin ana gücü hareketinin Mersin ayağına aslında biraz da işte Sayın Akşener'in bize neler getirebileceğini konuşmak istedik Sayın Mahmut Özsavran'la. Son olarak ne söylemek istersiniz buradan Türkiye'ye, insanlarımıza, evet, bu yeni oluşuma gönül verenlere? Son olarak söylemek istediğim tek şey şu. Bakın yine hanımefendinin kendi deklarasyonundan ifade etmek istiyorum. Kuvvetli bir seçenek, güçlü bir alternatif, güçlü, kuvvetli bir iktidar geliyor. Tekrar ediyorum, son cümle biz hazırız. Tekrar. Son cümlemiz budur. Teşekkür biz ederim. Hazırız. Efendim biz de diyoruz ki siyaset geleceğimiz için yapılıyor, daha iyisi için yapılıyor. Her zaman bir seçenek vardır. Sizler için konuşuyoruz. Bir soru. Teşekkür ediyorum. Dünya ve memleket meselelerini sizler için konuşuyoruz. Biz soruyoruz, yöneticiler, siyasiler, patronlar, sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve toplumun önde gelenleri yanıtlıyor. Gazeteci yazar Hediye Eroğlu'nun hazırlayıp sunduğu Arka Plan programı gündem belirleyen konu ve konukları ile her pazartesi saat 18'de Mercan TV'de.